Mustafa ile tanıştım. Bu arada vlogumda seni kullanabilir miyim? Tabii tabii. Çok enteresan, aynı apartmandan aynı asansöre bindik. Ondan sonra aynı otobüse bindik. Otobüste sohbet etmeye başladık ve Mustafa ile tanıştım o şekilde. Ve şimdi beraber Google'ın konferansına katılıyoruz. YouTuber nasıl olunur? Benim yeni bir projem var. Onu gerçekten... Projeni anlatma. Ha, projeni tamam. Anlatma. Projemi anlatma. Sadece yeni bir projen olduğunu söyle ve insanların neler beklediğini, yani onların neler beklediğini çok ufak bir şekilde, tamamdır, kısa bir cümleyle anlatmaya çalış. Tamamdır. Ama tam böyle şey verme, clue verme yani. Tamamdır. Şimdi globalleşen dünyada şu an her şey dijitale doğru ilerliyor. Ve muhakkak bu trene binmemiz gerekiyor. Çünkü dünya sürekli değişiyor ve internet çok hızlı gelişiyor. Benim de buradaki amacım aslında bu trene binmeye çalışmak. Bir ucundan tutarak başlamak istiyorum. Yani yeni bir konsept, yeni bir fikirle YouTube'a giriş yapmak istiyorum. Çünkü ileriki zamanlarda çok işe yarayacağını düşünüyorum fikrimin. Mustafa, gayet iyi bir yoldasın. Sana şimdiden başarılı o zaman. Teşekkürler. Gayet güzeldi. Bazı sorulara ufak tefek cevap veremeseler de bence gayet güzeldi. Evet. Beni sanki biraz havada bıraktı. Yani ya evet. Tam... Bir şey tatmıyor ama başlangıç için bence güzel. Yani en azından hani böyle bir teşvik. Teşvik için güzel. Ama senin seviyende biri için tek... Abi benim seviyem şey... yok ya. Yapma şimdi herkesin içinde. Belli bir seviyem yok yani. Değil mi? Şu an mesela kanal olmayan birçok insan var burada. Ya muhakkak. Belki onlar için belli bir teşvik oldu şu an. Evet, fazla şey teknik değildi. Yani konuşma fazla teknik değildi. Daha çok öneri gibi. Aa, şu an sertifikalar gibi veriliyor. Aman Allah'ım. Şu anda sertifikalar veriliyor. Merhabalar. Merhaba. Burada vlogumda olabilir misin onu bilmiyorum ama. Sıkıntı yok, benim de kanalım var. Aa, süper, harika. Ben Berkan. Ben de Murat abi. Memnun oldum. Kanalın ismi neydi? Plan B Antalya. Evet. Abi bir şey soracağım. Tabii buyur. Acaba seninle böyle YouTube hakkında bazı konuşmalar içeren bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii ki. Lütfen. Yani benim de insanlara yardım eden bir kanalım var. Hı-hı. İşte YouTube'un şey defteri adı altında. Burada. İşte... Sizinle beraber böyle onlara biraz hani ne yapılmalı, ne yapılmalı tarzından bir video çeksek. Valla harika olur. Mustafa Arslan. Ulaş Acar. Benim alabilir miyim? Selin Çalışkan. Spor. Muhammed Çalışkan. Selcan Özel. Evet. Aldı sertifikanı. Serenay Şükçüler. Gayet sade. İlk izini. Aa, özel olarak yazacaklardım. Kendimi çok onura hissettim. Merhabalar, sertifikaları buradan mı yazdırabiliyoruz? Artık benim de var yani. Nasıl YouTube'a konuşamadım. Abi susuzluk neye kadirmiş ya. Nasıl YouTuber olunur eğitimine katıldı. Google gör bunu. Yarın öbür gün ünlü olduğumda. Biliyorum. Biliyorsun ne yapacağını. Seminerden çıktık ve yaklaşık son 2 saat mi 3 saat mi? Son 2 saat.
Son iki saatten beri Nar Cafe Bristol'dayız, Atatürk Parkı'nda. Manzarayı özellikle size göstermek istedim. Uf. Yani YouTube'da 50 değil miydi böyle... ya? 50 miydi? 50'ydi sanki ya. Bilmiyorum. 1 milyar vallahi... görmüştüm ekranda. Hayır, 50 bin dakika. Milyar. Milyar mı? Dakika mı? Film mi? Öyle bir şey. 50 yıllık video yükleniyor dedi. Evet. 50 yıllık. 50 yıllık video yükleniyor. Günlük. Günlük. Günlük 50 yıllık video yükleniyor. Yani bunu yani çevirsek dakikaya. Ömrün gider yani. Ömrün gider. Yarısı. Ömrün gider ya. Allah'tan sadece Plan B'yi izliyorsunuz yani. Bir de onların hepsini izlediğini düşünsenize. Yani videoları... Sık sık video yükleyin dedi. Yani sık sık video yükleyin. Tabii bir video bir insan şeyi sormayı unutmuşsun. Hangisi? Ortalama bir videonun dakikası ne kadar olması gerektiğini. Evet. Onu hiç aklıma gelmedi. Kimse sormadı değil mi? Evet. Benim de gelmedi. Ama verdiği cevaplardan onun da cevabını vermeyeceğini düşünüyorum ben şu an. Ben ne sorduğumu hatırlamıyorum şu anda. Ne sorduğumu... İçeriği yani içerik, hakkında. İçerikle ilgili bir soru sordum. Bunun kişiye bağlı olduğunu söyledim. Söyledim. Ve şöyle bir cevap verdi. YouTube'da herkes var. Yani... Muhakkak içeriğini tüketecek insanlar var, olacaktır. Evet. İzleyecek insanlar olacaktır. Çünkü YouTube'da 7'den 70'e herkes var. Özellikle bunu vurguladı bence. Aynen öyle. Yani tüm konferans boyunca ben şu videoyu yapmayayım, ben şu videoyla ilgilenmeyeyim değil. Şöyle bir kanal zaten var değil. İnsanlar farklılık arıyor veya aynı içerikten olan, aynı içeriği yapan iki kişi muhakkak bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Ulaşıyor. Çünkü 7'den 70'e dediğim gibi herkes olduğu için YouTube'da muhakkak izleniyor. Şu anda sen bu videoyu izliyorsun ya, işte o iki gözler bu videoyu izlediğinde, kaç tane iki gözün bu videoyu izlediğini bence bir düşün. Ve o beğen tuşuna bas. Evet. Abone olmadıysan abone olmayı unutma. Sence Plan B'yi takip etmeliler mi? Kesinlikle takip etmeliler. Çünkü YouTube işi bence tamamıyla hakkı verilerek yapılması gerekiyor. Ve bu insan hakkını vererek yapıyor. Montaj kolay bir iş değil. Madem YouTube'a değiniyoruz, montaj ve çekim, bu tür şeyler gerçekten emek verilmesi gereken şeyler. Ve hakkıyla benim de izleme şansım oldu, videolarını izledim. Ve ilk kurduğum cümle şu oldu: gerçekten çok güzel bir montaj, çok güzel bir giriş introsu var. Ve ben de bugün faydalanmaya çalışıyorum kendisine. Bazı terimler, bazı bilgiler. Bu arada Mustafa'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sabahtan beri beni övüyor. çok kalktı. Ya aslında... onu indirmem lazım. Bir anda bir şekilde ya aslında... eve doğru koşacağım, onu indireceğim. Ya da Mustafa'yı taşıyacağım, sırtında o şekilde inecek. Aslında ya ben şunu savunuyorum abi. Aslında bu olması gereken şeyler. Bir insana karşı dürüst olması gerekiyor insanlar. Yani çünkü ihtiyacımız olan şey bu. Yani karşımızdaki insanlara dürüst olmak ve hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü cesaretlendiren, yani insanı cesaretlendiren şey bu. Destek. Ama kötülediğimiz sürece veya işte karşı çıktığımız sürece veya yorumlamadığımız sürece hep bir gölgede kalıyor insan. O yüzden Plan B'yi gölgede bırakmamak için alta yorum yazın. Evet, muhakkak yorum yazın ve güzel bir paylaşın, tartışma. Paylaşın. Tartışın. İstediğiniz her şeyi yapın. Bak, buna ben izin veriyorum. Kanal aslında sizin kanalınız. Ben sadece bir aracıyım. Ben sadece bir aracım. Sizinle gündelik hayatımdan görüntüler paylaşıyorum. Tanıştığım yeni insanları paylaşıyorum. Bu kanalın altını dolduracak kişi
asıl sizsiniz. Evet. Bu yüzden hemen bence parmaklar klavyeye gitsin ve şu yorumun, şu videonun altına yorumları... Tarafta olması lazım değil mi? Nerede? Şu altta. Nerede? Nerede? Altta. O ne? Alt. Şey, abone ol. Ha, orada evet evet. Abone. Evet evet. Şu, abone. Yani yapmasak olmaz. Şu köşede. Bugün ona da değinmişti. Evet. Onu şimdi, özellikle kullanın. Bir watermark gibi bir şey. Sizin aslında markanızı markalaştırıyor. Markalaştıran tek bir şey. Bütün videolarınıza direkt olarak yayınlanıyor. Şu anda abone ol olarak var bende aşağıda. Önceden Plan Bey'in logosuydu. Şu an dünden itibaren değiştirdim ve abone ol logosu koydum oraya. Mesajı aldınız umarım. Bu vlogun sonu çünkü %1 şarjım kaldı. %1 şarjım kaldığı için ne diyelim? Bir son bitiş. Yani